Dont köyünden buraya gelmişler, testileriyle, yürekleriyle gelmişler. Çamur iş diyorlar. Evet, çamur iş diyorlar. Çamuru testi yapıp soframıza sunuyorlar. İşte o soğuk suları içmeye geldik bizler de. Hoş geldiniz teyzeciğim, kolay gelsin. Hoş bulduk, sağ ol, hoş geldiniz. İyisiniz. İyiyiz Allah'a şükür, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür, biz de bu destileri yapmaya, üretmeye çalışıyoruz. Ne zamandır yapıyorsunuz? Biz bunu anamızdan, doğaldan beri ninelerimiz, dedelerimiz, evvel ninelerimiz yapmışlar. Geçim kaynağıymış bunlar evveli. Dont köyünün en büyük özelliklerinden bir tanesi de testidir değil mi? Testi, geçim kaynaklarıymış. Bunlarla bizi beslemişler. Halen devam ediyor mu? Hala biz de sürdürelim diye çalışıyoruz. Çölmekler de vardır o zaman size değil mi? Çölmemiz kalmadı gayrı. Küçüklü. Şimdi ne yapıyorsunuz? Tas yapıyoruz. Tas yapıyorsunuz. Tas yapıyoruz. Şimdi gösterir misiniz bize? Gösterebiliriz. Su tası değil mi? Hele tarlada, ırgatlara değil mi götürürsünüz? Nasıl güzel olur. Dolaplarımız yoktu. Bunlara bir su katardık. Tarlalarımıza götürüyorduk, ekinlerin yanlarına götürüyorduk. Hatta eşeğin sırtında heybenin içine falan da konulurdu değil mi? Düğümlerimiz vardı, büyük büyük düğümlerimiz. Şimdi küçük yapıyoruz. Evveli büyük yapardık, surları doldurduk, düğümlere, heybelere katardık. Ekinlerin arkalarına, ekinlerin önlerine giderdik. Buz gibi su içerdik. Tabii şimdi ufacık yapıyoruz. Bir de süs için. Çıktı. Süs için. Plastikler çıktı, laylon şişeler çıktı. Bunlardan değildi. Su koymuyoruz bunun içlerine. Evveli çok... Çok güzel olurdu. Bu sağlıklıydı değil mi önceden? Çok güzel tazlık. Şimdi birazcık daha kolaycılık var. Kolaycılık var. Plastiklere, laylonlara katıyoruz. Hastalıklar çoğaldı. Tabii evvel hemen buz gibi bir sudu, buzdolabıydı bu sularımız bizim. Burcu kokulu, toprak kokulu içerdik. Ne güzeldi. Evinize içer misiniz bu testi? İçeriz vardır evimizde. İyi bak bu destillerimiz dop dolu buzdolabıydı bunlar. Tabii şimdi öteki almadı, belki yapmazdık derken dindik hepsinden. Kaç günde yaparsınız? Kaç tane yaparsınız bir günde? Biz ama bir günde 20 yapabildiğin kadar bağlı yaparsın. Kuruması ne kadar zaman alıyor? 15 gün durar. 15 gün kuruyor. Ondan sonra üzerine böyle desenler veriyorsunuz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Bu desenleri veririz. Ondan sonra hemen ocağın önüne koyuruz. Ocağı yakarız. Pişiriyorsunuz değil mi? Fırında pişer diyorlar. Bizim fırınımız yok. Biz alanda ocağı yakarız. Alanda kapatırız odunlardır. Açık meydanda tabii ki değil mi? Meydanda, açık meydanda. Esenin yelin önünde. Kapatırız, örteriz üstünü odunla, taşla, odunla her şeyle, yağ gibi yaparız. Esende garu, esende buz gibi olur gider, açılır gider destillerimiz. De o zaman kolay gelsin size. Sağ ol. Burada da bir ablam var. Ablam var, o da yapıyor. Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de desti yapıyorum. Evvelki mesleği canlandırıyoruz. Köyünüzde başka yapanlar var mı ablacığım? Yok. Yok desek olur. Yok. Yok mu? Yok. Bunların satışını yapıyor musunuz sizler düzenli olarak? İyi kötü alana isteyene veriyoruz. Ekmek parası değil mi? Helalinden olsun, ekmeğiniz bol olsun efendim. Kolay gelsin sizlere.